olacak şimdi Yasemin'e? Ha? Ne yapacaklar kıza? Onun küçücük kızı var. Rengine ne olacak? Ha? Bir şey söyleyin ya. Dur. Bir sakin ol Allah aşkına. Olmaz, olmaz. Bizim Yasemin'i kurtarmamız lazım. Kız tek başına yapmadı bunları. Ya ne olmaz Fidan? Ne saçmalıyorsun sen? Gel. Ne oldu Bülent'ciğim? Gittiler mi? Gittiler efendim. Evet, Yasemin Hanım'ın da hikayesi burada böylece bitmiş oluyor. Olmaz. Değil. Kız tek başına yapmadı bunları. Ben de suçluyum. Ben de yaptım. Tek başına kaldırmasın. Ben de yaptım. İkimiz de suçluyuz. Bak Rutkay. Bunların hepsini sen de biliyorsun. İkimiz de suçluyuz. Eğer Yasemin'in başına bir şey gelecekse benim de gelmeli. Tamam? İkimiz yaptık. Tek başına yapmadı. Bak bunu sen de biliyorsun Rutkay. Değil mi? Sonuçta beni kurtarmak istiyorsan Yasemin'i de kurtarmak lazım. Değil mi? Yoksa ben de girerim. Kurtarmak istiyorsun değil mi? Tek tek anlatacaksın başından beri olan bitenlere. Anlatacağım her şeyi. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Yemin ederim hepsi bu. Bak, bilmem gereken başka bir şey var mı? Yok. Hemen hallediyorum efendim. Lütfen çabuk ol. Erkut Bey'i de ara. Hızlı davransın. Merak etme. Alo. Buyurun, dinliyorum. Nasıl? Nasıl olur? Benim haberim yok. Tamam. Tamam, beyefendi içi rahat olsun. Ben ilgileniyorum. Tamam, bir dakika. Ne dediniz? Yasemin durulmaz. Tamam. Teşekkürler. Sen bu kadar çok mu seviyorsun arkadaşını? Hı? Merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Senin için yapacağım ama. Fidancığım benim, öyle safsın ki. Çocuk gibisin yahu. Bu dünyada arkadaş, dost diye bir şey olmadığını öğreteceğim sana. Gel bakayım. Toprak! Ne oluyor burada? İşimizi yapıyoruz müdürüm. Sen iyice gemi ağzıya aldın ha. Yine ne oldu müdürüm? Ne demek ne oldu? Benden habersiz gidip arama emri çıkarıyorsun. Müdürüm, sonra konuşsak olur mu? Cinayet zanlısının yanında. Cinayet büronun işini sen mi yapacaksın? Ben yakaladım, ben bakacağım. Kim bakacak? Kimi yakaladın oğlum? Kim neyi müdürüm yakaladın? Müdürüm! Bağırma şu benim içinde bana. Bağırma, geç odama bekle. Konuşacağız. Hadi. Geç. Semih, anahtarı ver. Abim. Hanımefendiyi sorgu odasına al. Ben de zaten geliyorum 5 saniyeye. Buyurun müdürüm. Hiçbir şey anlatma. Oğlum sen neden kendi işinin dışında her şeyin içindesin? Ha? Müdürüm, siz niye sürekli bana işten kaytarıyormuşum gibi davranıyorsunuz? Ya katil zanlısını indiriyordum aşağıya. Ne katili oğlum? Kimin zanlısı bu kadın? Benim hiçbir haltan haberim yok ki. Kuzenimin katili. Yani daha doğrusu katil zanlısı. Kuzenim Halil öldürüldü. Kadın da en büyük şüphelisi şu anda.
Sen o yüzden böyle tuhaftın ne oğlum? Bu kaç zamandır? Başın sağ olsun. Vallahi çok üzüldüm bak. Müdürüm. Kuzenimin kıyafetlerinin üzerinden bu kadının parmak izi çıktı. Peki bu kadının parmak izine nasıl ulaştın sen? Sabıkası varmış. Allah büyük. Karşıma çıkardı, önüme düşürdü. Müdürüm, size yalvarıyorum. Bakın bu kadının sorgusuna ben gireyim. Sonra bu Rutkay meselesiyle ilgili istediğiniz kadar azarlarsınız beni ama lütfen bu kadının sorgusuna ben gireyim. Tamam, ben de seninle geliyorum. Beraber girelim, tamam. Hanımefendi. Lütfen bizi uğraştırmayın. Ve sorularımıza cevap verin. Halil Karaçam'a ne yaptınız? Aranızda ne yaşandı? Bu çocuğa ne yaptınız? Yasemin Hanım, sizi son kez uyarıyorum. Eğer sorularımıza cevap vermezseniz sonrası sizin için çok daha zor olacak. Evet siz, Yasemin Hanım. Biliyorum anlatmak istiyorsunuz. Anlatın. Korkmayın. Ne oluyor lan? Dingo'nun ağrı mı oğlum burası? Ne oluyor lan? Asıl burada ne oluyor? Siz benim müvekkilimi yanında avukatı olmadan sorgulayamazsınız. Sen kimsin oğlum? Erkut Bozak. Hanımefendinin avukatı. Müdürüm. Oğlum bana niye bakıyorsun? Ben ne yapabilirim? Adam haklı. Avukatsız sorgu alıyorsun kendi başına. Allah Allah maşallah ya. Ne kadar iyi bir istihbarat ağınız varmış sizin. Daha Yasemin Hanım'ı şimdi misafir ettik ya. Ne ara haber aldınız acaba siz? Siz onu bunu bırakın da benim müvekkilimi neye istinaden böyle yaka paça sorguya aldınız memur bey? İşlenen cinayete istinaden. Cinayet öyle mi? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Neye dayanarak böyle ciddi bir suçlama yapıyorsunuz? Elimizdeki delillere dayanarak yapıyoruz. Semin. Amirim. Çık yukarı. Yasemin Hanım'ın parmak izlerinin olduğu delilleri getir buraya. Emredersiniz. Hızlı. Peki. Yasemin Hanım, bakın artık avukatınız da yanınızda. O yüzden artık rahat rahat anlatabilirsiniz. Anlatın ne oldu? Müvekkilim hiçbir şey anlatmayacak. Tövbe estağfurullah. Çattık ya. Ne diyorsun oğlum? Ayıp oluyor memur bey. Bana bak. Sana burada gösteririm ayıbı. Dışarıya çıkamazsın buradan ha. Toprak, sakin ol. Bence de sakin olun memur bey. Şu çok güvendiğiniz delilleri bir görelim bakalım. Ondan sonra konuşalım. Avukat bey, siz ne zamandan beri Yasemin Hanım'ın avukatısınız? Yasemin Hanım, bu beyefendi ne zamandan beri sizin avukatınız? Cevap vermek zorunda değilsin. Tamam, güzel. Buna da cevap vermeyin. Havadan sudan konuşalım o zaman biraz ha. Ya avukat bey, saatiniz ne kadar güzelmiş ya. Hı? Belli pahalı bir saat. Siz de pahalı bir avukatsınız. Yasemin Hanım, ne kadar şanslısınız. Bakkala borcunuzu ödeyemiyorsunuz ama böyle bir avukatla çalışabiliyorsunuz. Normalde bu tür tipler seninle benimle çalışmazlar ha. Bunlar böyle kimle çalışırlar biliyor musun? Şu an sallıyorum. Mesela Rutkay Sezai Hersekli ile.
Yasemin. Yeter. Anlat. Sen de rahat et. Ben de rahat edeyim ha. Getir oğlum. Amirim. Deliller yok. Oğlum deliller yok ne demek? Yukarıda deliller. Amirim. Bulamıyorum delilleri. Sebebi bulamıyorum ne oğlum? Baktın mı hiç? İyice baktım amirim. Yoklar. Semih karakoldayız farkında mısın? Ya ne farkındayım? Karakoldan delil mi aldılar? Karakolda delil yok ne demek? Amirim bulamıyorum ben. Oğlum nasıl delil kayboluyor? Müdürüm yok. Nasıl yok? Ortada delil yoksa bizim de burada kalmamız gerektirecek bir durum yok. Yani normal şartlarda evet. Gidebiliriz yani. Normal şartlar altında. Çünkü Yasemin Hanım'ın burada alıkonulduğu her an bu iş daha da büyük bir rezalete dönüşüyor. Lütfen tabii, lütfen ya tabii. Gidebilirsiniz. Ben anladım zaten mevzuyu. Semih ya eğer kaybolmadıysa anahtarları versene bana. Buyurun amirim. Ver. Peki. Yasemin gözümün içine bak. Sen öyle biri değilsin. Gidip de öyle birini öldüremezsin. Bu işin içinde bir iş var. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Anlat bana. Bak bu herifler yaşatmazlar seni. Kullanıp bir kenara atarlar. Halil'le yaptıkları gibi. Anlat bana korurum seni ben. Aa bu kadar da fazla artık. Sus seni de. Ha, sus lan. Sus. Toprak. Buyurun. Sahip oluyor lan. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Amirim alıp götürecek mi? Ellerini kollarını sallaya sallaya gidecekler mi burada? Ne yapabiliriz ki? Aa ne ala memleket. Ne ala memleket. Fidancığım lütfen oturur musun Allah aşkına şuraya? Bülent'le konuştum. Hallolmuş her şey. Geliyorlar. Yasemin. Ağlama, İyi. Ağlama. Çok korktum. Gel oturalım, gel. Var mı bir yaramazlık Aykut Beyciğim? Yok efendim, hiç merak edecek bir şey yok. Zahmet verdik size de. Estağfurullah, olur mu hiç? Bir sıkıntı olursa haberleşiriz. Tamamdır, teşekkürler. Evet Yasemin Hanım, arkadaşınıza dua edin vallahi sizi o kurtardı. Siz şimdi ne olup bittiğini de anlamamışsınızdır. Sizi niye içeri aldılar falan filan. Anlamadım. Öldürdüğünüz adamın kıyafetlerinde parmak izinizi bırakmışsınız. Ama size aşk olsun. Ya niye sabıkalı bir geçmişiniz olduğunu bizden sakladınız? Oradan yapmışlar parmak izi eşleştirmesini. Vallahi bravo bana. Bilmeden tam insanına teklifte bulunmuşum. Hı? Meğerse bu işler sizin içinizde varmış. Ya Bülent'ciğim. Buyurun. Ne bu? Ödemeniz. Biraz işleri sonradan batırdınız ama her şey halloldu. Hakkınızdır vallahi. Görevinizi başarıyla yerine getirdiniz. Alın alın çekinmeyin. Bülent'ciğim Yasemin Hanım'ı evine bırakır mısın? Korkma. Artık bir şey olmaz. Alamazlar seni. Alamazlar değil mi? Almazlar artık. Alamazlar. Merak etmeyin de bu toprak denen herif ikinizin peşini bırakmayacak bence.
Yani ağzınızdan tek kelime bile kaçırmamanız gerektiğini söylememe gerek yok. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Oh ya. Bunu da atlattık vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür mü edersin? Benim senin için bu hayatta yapmayacağım şey yok Fidancığım. Sen bunu niye anlamıyorsun hala? Hı? Gel bakayım. Kusura bakmayın Rutkay Bey, rahatsız ediyorum. Gel Zehra'cığım. Neriman Hanım sizi görmek istiyor. Hayatım sen yat, ben geliyorum. Gel. Aa, sonunda bana sıra geldi demek ki. Gel şöyle. Anlat bakalım bana neler oluyor evimde. Niçin polisler kapıma dayanıyor? Anneciğim bir yanlışlık olmuş. Endişelenmeyin. Ya ne demek o? Kim yanlışlıkla girip de insanların eline kelepçe takıp götürüyor? Bana şimdi her şeyi gayet ayrıntılarıyla anlatacaksın. Hemen. Anneciğim, biraz yorgunluk var üzerimde. Sonra konuşalım mı? Hayır. Şimdi konuşacağız. Anlat. Daha önce de anlattım anneciğim size. Bence üzüm yiyip bağını sormamaya devam edin anneciğim. Çünkü ben her şeyi zaten bildiğim gibi hallediyorum. Dur orada. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen beni parayla susturup ondan sonra bir yastık gibi bir kenara mı atabileceğini zannediyorsun? Aynen öyle anneciğim. Siz bence güzel kafanızı yormayın bunlara. Sen haddini aştın. Bu evi geçindirmek tabii senin vazifen. Sen bu havalara git, o köylü karına yap. Beni parayla susturacak kadar büyümedin sen. Lafı da gelmişken. Karın, o sevgili karın Yasemin denen kadına senden daha çok kıymet veriyor. Farkında mısın acaba? Nasıl seni kullandı onu kurtarmak için? Ben burada her şeyleri duyuyorum. Rutkay, bu evde seni yalnız ben umursuyorum. Ya sen kendini o kadının kocası mı zannediyorsun? Kendini bir baba mı zannediyorsun? O küçücük çocuk bile seni kullanıyor. Sen böyle git, ondan sonra aptal aptal böyle hediyeler, kıyafetler, bebekler taşı. Ha? Aptal! Hadi defol git şimdi. Senin annen seni sever miydi Fidan? Ya da sen anneni sever miydin?
Peki sence sen beni sevebilir misin? Hı? Bir gün yani. Sevebilir misin beni? Sen de seveceksin. Benim ananım da sevecek. Merak edeceksiniz beni. Başıma bir şey geldi mi diye endişeleneceksiniz. Korkacaksınız.